Dünyadan spor demiştik o zaman bir Skype bağlantısıyla devam etmiş olalım. Hüseyin Özkök konuğumuz olacak. Avrupa'da da tabii gelişmeler var. Kendisiyle beraber konu başlıkları olarak konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Güzel bir hava, güzel bir manzara. Nasılsınız? Günaydın Demet, hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Evet, güzel bir hava var. Dün gece aslında yağmur yağdı. Ben fark etmedim ama sabah bir baktım her yer ıslak. Hatta balkonu da temizlemek zorunda kaldım. Sular içinde yayın yapmamak için yağmur yağmış. Fark etmemişim ama bugün çok güzel bir hava var. Peki başlayalım o halde. Avrupa'da kupa finallerinde hafta sonu heyecanlı anlar yaşanacak. Tabii gözlerimiz ilk önce Şampiyonlar Ligi'nde. Az önce haberde de ekranlara geldi. Arda Güler'in oynaması hepimizi o maça kilitleyecektir diye düşünüyorum. Diğer yanda da tabii Olympiakos Fiorentina mücadelesi de var. Şöyle sözü size bırakayım hemen. Neler bekleyeceğiz hafta sonunda? Evet, Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Olympiakos Fiorentina maçı var. Maç Atina'da Olympiakos'un şansına finale kadar gittiler ve kendi ülkelerinde, kendi evlerinde, yani kendi statları olmasa bile kendi evlerinde en azından bu finali oynayacaklar. Ama tabii ki bu demek değildir ki tamamen Olympiakos seyircisi olacak stadyumda. Tabii ki yarı yarıya olacak UEFA kuralları gereği final maçı sonuçta. Diğer yandan da hafta sonu Şampiyonlar Ligi'nde finali var. Real Madrid'de Dortmund karşı karşıya gelecekler. Londra'da Wembley stadında. Kısmetse ben de orada olacağım. Güzel. Oradan da yayın yapacağız inşallah cumartesi günü. Şimdi Wembley demişken hemen geçtiğimiz hafta sonu oynanan ülke kupa finallerine de dönelim istersen Tabii. Demet. Birçok ülkede kupa finali oynandı. Bizde de Ziraat Türkiye Kupası Perşembe günü oynanmıştı ama hafta sonunda birçok ülkede finaller oynandı. Manchester United, Manchester City'yi beklenmedik şekilde 2-1 mağlup etti finalde. City ağır favoriydi ama Evet. United karşılaşmayı kazanmayı başardı. En çok gördüğüm İskoçya'da... görüntü de Altay'ın kupayı kaldırdığı görüntüydü sosyal medyada. Evet, Altay da kupayı kaldırdı. O da ilk sezonunda en azından bir kupa kazanmış oldu. Celtic Rangers finali vardı İskoçya'da. Celtic Rangers'ı 1-0 mağlup etti. Fransa'da Lyon Paris Saint Germain finali vardı. Orada da Paris Saint Germain Lyon'u 2-1 mağlup etti ki Lyon bu sezonun aslında düşmeme mücadelesiyle başlamıştı. Sonradan toparlandı ve ligde de belli bir yere geldi. Artı kupada da finale kalmıştı ve mağlup oldu ama. Leverkusen Kaiserslautern Almanya Kupası finali vardı. Orada da Leverkusen bu Avrupa Kupası finalinden sonra, Avrupa Ligi finalinden sonra moralini bozmadı ve Kaiserslautern'i zor da olsa 1-0 mağlup etti Xhaka'nın golüyle ve Almanya Kupası'nı kazandı. Böylece yerel bazda Bundesliga'da ve Kupa'da namağlup olarak iki kupa birden kazandı Leverkusen. Bunu da söyleyelim. Yunanistan'da da Panathinaikos Aris finali vardı. Fatih Terim sonrası Panathinaikos finalde Aris'i 1-0 mağlup etti. Kupayı kazandı. Pazar günü de Porto Sporting'i uzatmada 2-1 mağlup ederek Portekiz Kupası'nı kazandı. Hafta sonu kupalarda böyle geçildi. Yoğun bir hafta. Peki devam edelim. Konu başlıklarımızda evet. Atalanta var. Atalanta'dan Benfica'ya Şampiyonlar Ligi bileti geldi. Peki nasıl gerçekleşti bu? Evet, şimdi bunu seninle de daha önce konuşmuştuk. İtalya'nın 6 takımla Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali vardı. Bir tanesi bu en iyi 2 ülke kontenjanından bir tanesiyle 5. takım. Diğeri de işte Atalanta'nın Avrupa Kupası'nı kazanmasıyla elde ettiği Şampiyonlar Ligi'ne katılma kontenjanı. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını Avrupa Ligi'nden elde eden bir takım kendi liginde ilk 4 içine girerse o unvan kontenjanı en iyi puana sahip ülke takımına geçiyor. O da Benfica'ydı ve Benfica eleme oynayacağına şimdi Atalanta sayesinde Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Bu arada da Roma'nın bütün hayalleri suya düştü. Atalanta kendi ülkesinin takımın hayallerini suya gömdü ve 6 takımla katılmasına engel oldu İtalya'nın. Ama ne yapacaksın? Yani etik olarak Atalanta doğrusunu yaptı ve ilk 4'te olmayı garantiledi. Bologna'da 5. olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir diğer takım olacak. Benfica'da herhalde Atalanta'ya teşekkür edecektir diye düşünüyorum. Öyle gözüküyor. Peki Barcelona ve Bayern Münih teknik direktörlerini buldu. Evet, öyle gözüküyor. Henüz resmi imzaların atıldığını söyleyemeyiz ama artık işler tamamen bitmiş halde gözüküyor.
Barcelona'da Xavi'nin gönderilmesi kesinleşti ve yerine de Hansi Flick'in gelmesi an meselesi. Çünkü Barcelona Başkanı Laporta Hansi Flick'i çok beğeniyormuş ve onu getirmekte kararlıymış. Görüşmeler sürüyor. Herhalde kısa süre içinde, en geç önümüzdeki hafta imza atılacaktır ve Hansi Flick Barcelona ile imzalayacaktır. Bayern Münih'te Vincent Kompany ile Burnley ile Vincent Kompany için anlaştı. O da imzaya kaldı. Vincent Kompany için Burnley 20 milyon euro istiyordu ama 10 milyon artı bonuslar şeklinde 12-13 milyonu bulacak bir anlaşma yapmışlar galiba. Onun da imzası yakın zamanda atılır. Böylece iki büyük kulüpte nihayet uzun aramalardan sonra teknik direktörlerini buldular. Peki bakalım, ülkemizde de belirsiz olan takımlar var. Neler olacak? Merakla bekliyorum. Başta Beşiktaş. Evet, Jose Mourinho konusu bayağı bir karmaşaya döndü. İki kulüpte sürekli görüşme halinde diye haberler görüyoruz ama merak ediyorum bakalım. Tam karikatür konusu olabilir. Bir taraftan Fenerbahçe çekiştiriyor kolundan, bir taraftan Beşiktaş. Karikatüristlere buradan güzel bir karikatür tavsiyesi vereyim. Evet, peki. Liverpool'da kluba özel veda gerçekleşti. Cross'tan futbola bir veda partisi de var. Yine Klopp'un vedasının bir kısmını size konuşmuştuk. Özellikle o son maçtaki. O da oldukça keyifliydi. Şimdi Jürgen Klopp'a Liverpool taraftarları ve kulübü son maçta, Wolves maçında çok güzel bir veda yapmışlar stadyumda. Ama bugün harikaydı. Bugün İngiltere'de yine Liverpool'da 11 bin kişilik bir salonda Klopp için yine özel bir veda partisi düzenlenecekmiş Demet. Klopp bugün Liverpool'da, hatta dün gidecekti Liverpool'a. Hafta sonunu Mallorca'da geçirdi, orada bir toplantıya katıldığı için. Şimdi de Liverpool'a gitti ve bugün akşam 11 bin kişilik bir salonda kendisine özel bir veda partisi verecekmiş. Ve bu veda partisine katılmak isteyenler 350 euro ödeyeceklermiş. Herhalde 11 bin kişinin tamamını doldururlar salonda. Diğer yandan da Toni Kroos İspanya Ligi'nin sonlanmasıyla bir veda yaptı Bernabeu'da. Hakikaten Toni Kroos benim de çok yakından takip ettiğim kariyerini bir oyuncu. Mükemmel bir futbolcuydu. Hem Bayern Münih'te hem Real Madrid'de çok büyük başarılar elde etti. Onun aslında bu genç yaş sayılabilecek yaşta futbola veda etmesi üzücü bizler açısından. Hala oynayabilir. Modric takım arkadaşı 38'lerinde oynarken 34 yaşındaki Kroos niye oynamasın, ama o artık futboldan sıkıldığını ve normal hayat yaşamak istediğini söylüyor. Ve bu nedenle de futbolu bırakacağını söylüyor. Avrupa Şampiyonası sonrasında da futbola veda edecek. Ona da özel herhalde bir parti yapılacaktır diye düşünüyorum. Peki devam ediyorum. Serie A şampiyonu Inter sessiz sedasız sahip değiştirdi. Peki iki soru: neden sessiz sedasız ve yeni sahip kim? Çünkü sessiz sedasız şöyle, İtalya'da belki biraz ses getirmiştir ama bizde basında ben mesela hiç rastlamadım. Ben de görmedim. Avrupa'da da çok böyle dile getirilmedi. Şimdi bu Inter'in Çinli sahipleri kulübü bayağı bir borca soktular. Inter son yıllarda İtalya'nın en başarılı takımı olmasına rağmen ligde şampiyonluklar, işte Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene finale kalması, İstanbul'da oynaması, başarılar elde etmesi ve büyük gelirler sağlamasına rağmen bayağı bir borca girdi. Hatta pandemi dönemi sonrasında Inter'in Çinli sahibi Steven Zhang, Amerikan yatırım şirketi Oaktree'den 395 milyon euro bir borç almış. Fakat bu aldığı borcu ödememesi üzerine bu Amerikan yatırım şirketi birkaç gün önce bir açıklama yaparak Inter'e adeta el koyduklarını bildirdi. Ve 395 milyonluk borcun ödenmemesiyle birlikte Inter artık Çin sermayesinden Amerikan sermayesine geçti ve bu Oaktree denen yatırım fonunun şirketinin kulübü oldu. Şirketten yapılan açıklamada, ki ben onu okudum, Inter taraftarlarının ve camiasının hiç merak etmemesi gerektiği ve her türlü Inter'in başarıları için ellerinden gelenin yapılacağını belirtmişler. Ve Inter'in bu macerasının, bu başarısının sürdürmek için her türlü çabayı göstereceklerine ve kulübün yönetimine kesinlikle dokunmayacaklarını, çok başarılı bir yönetim olduğunu, yani futbolu yönetenler, yöneticilerden bahsediyorlar, hani sahibinden değil. Öyle bir açıklama yapmışlar ve böylece Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun takımı da bir anda Amerikan sermayesinin takımı oldu. İşte bu büyük kulüpler, sahipli kulüpler, böyle işte sahipler para ödemeyince, batınca sürekli el değiştiriyorlar. Üzülüyor insan tabii ki böyle köklü kulüplerin
Tabii. sürekli oradan oraya sürüklenmesini. Ama yapacak bir şey yok. Günümüz dünyası böyle. Peki, yeni sahiplere de başarılar dileyelim. Bir diğer konu Evet. başlığımız ilginç. Fulhamlı Lucas Paqueta'nın 4 maçta bilinçli kart gördüğü anlaşıldı. Demet hatırlarsın bu Lucas Paqueta ile Fulhamlı bir de Betisli Luis Enrique geçen Evet. sene bir maçta aynı gün bilinçli sarı kart aynı gün sarı kart görmüşlerdi. Tabii ki o anda kimse bilmiyordu ne olduğunu fakat bu iki sarı karta Brezilya'da bir kombinasyon yapılıp büyük paralar kazanıldığı ortaya çıkmıştı. İşte İngiltere Premier Lig tarafı Lucas Paqueta işini soruşturmaya başlamıştı o olayın ortaya çıkmasından sonra ve Lucas Paqueta'nın tam 4 maçta bilinçli sarı kart gördüğünü tespit etmişler ve bunu açıkladılar geçtiğimiz gün. Efe açıkladı bunu. Efe'nin açıklamasından sonra Lucas Paqueta buna itiraz etti ama ayın 3'üne kadar yani Haziran'ın 3'üne kadar bir savunma süresi var. Ondan sonra da cezası açıklanacak ve Efe'yi yaptığı açıklamada yani İngiltere Futbol Federasyonu o tarihe kadar başka hiçbir açıklama yapmayacaklarını söyledi. Gerçekten böyle bir şey varsa ve suçluluğunu kanıtlıyorlarsa çok kötü bir şey. Tabii. Bir futbolcunun şike yapması ve bahis şikesi yapması hakikaten kötü. Umarım doğru değildir ama İngiltere Futbol Federasyonu çok emin bir açıklama yaptı. Bakalım bu açıklamadan sonra verecekler ceza ne kadar olacak? Ben yani bayağı bir hak mahrumiyeti cezası Muhtemelen. alır diye düşünüyorum. Diğer yandan da Luis Enrique Betisli onun cezası da herhalde La Liga tarafından, İspanya Futbol Federasyonu tarafından soruşturuluyordur. Gerçi İspanya Futbol Federasyonu şu sıralar çok karışık. Bunu soruşturuyorlar bilmiyorum ama öyle de bir durum var. Peki, cezalar gelince yine zaten siz bize bunları aktarırsınız Tabii izleyenlerimize. ki. Bir diğer konu başlığımız İngiltere'de hükümetin kulüpleri kontrol planı erken seçim nedeniyle şimdilik rafa kalktı. Evet, İngiltere hükümeti kulüpleri böyle mali açıdan çok fazla para harcamamaları ve diğer yandan da böyle Avrupa Ligi projelere katılmamaları için puan silme cezası gibi yaptırımlar düşünüyordu. Ve bunda da kararlıydılar. Buna Premier Lig'den itirazlar geliyordu ama hükümet bunu uygulayacağını belirtiyordu. Fakat İngiltere'de çok beklenmeyen bir gelişme oldu. Ve İngiltere hükümeti Temmuz ayının 4'ünde erken seçim kararı aldı. Erken seçim kararı almasıyla birlikte tabii ki bütün planlar, projeler rafa kaldırıldı. Şimdi bir erken seçim olacak. Yeni bir hükümet gelecek İngiltere'de ve bu yeni hükümet bu bir önceki hükümetin planını hayata geçirecek mi onu tam olarak bilemiyoruz ama şimdilik bu hükümetin kulüpleri kontrol olayı rafa kalkmış oldu. Evet. Bu gelişmeleri de tabii ki takip edeceğiz. 4 Temmuz'dan sonra yeniden herhalde yeni haberler ortaya çıkmaya başlar. Peki son bir dakikamız. Handbol liglerinde kadın ve erkeklerde de şampiyonlar belli oldu. Şöyle hızlıca onları da sizden alalım. Evet, handbol liglerinde şampiyonlar belli oldu. Handbol güzel, zevkli bir spor. Ben de fırsat buldukça böyle önemli karşılaşmaları takip etmeye çalışıyorum. Kadınlarda Bodrum Yalıkavak şampiyon oldu ve erkekler Süper Lig'de de Beşiktaş kulübü şampiyon oldu. Beşiktaş handbolde üç büyükler içinde tek takımı olan kulüp. Evet. İnşallah diğer büyük kulüplerimiz de bu rekabete ortak olur ve onlar da handbol takımı kurarlar ama Beşiktaş'ı da Yalıkavak'a da tebrik Peki. etmek istiyorum. Peki, teşekkür ederim. Size güzel bir gün dileriz. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Herkese selamlar. Evet, Dünyadan Spor kısmını da Hüseyin Özkök'le yaptığımız Skype bağlantısıyla beraber noktalıyoruz değerli izleyenler. Sabah sporuna noktayı koyalım. İkinci saat dilimimize 90+1'de dün neler konuşulmuş şöyle kolaj görüntüler ekranlarınıza gelsin. Sonrasında saat başında son saat dilimiyle tekrar buradayız.